Galatasaray televizyon ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyenler. Branş defterinde bu hafta yine Galatasaray'ımızın muhtelif branşlarından bir tanesini sizler için konu alacağız. Atletizm şubemizle bugün birlikteyiz. Sevgili Koray hocamla beraberiz. Az sonra da sporcularımızla, sevgili kardeşlerimizle röportajlar yapacağız. Onların da düşüncelerini aktaracağız. Fakat evveliyatında hocamdan genel bu branşın atletizm şubesinin çalışmaları hakkında bilgiler alacağız. Tabii ki atletizm de kendi içinde dallara ayrılıyor. Dolayısıyla her dalla ilgili, her disiplinle ilgili hocamdan bilgiler rica edeceğim. Hoş geldiniz Galatasaray televizyon ekranlarına. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok iyiyiz Allah'a şükür. Neredeyiz şu anda? Şu an Ataköy Atletizm Salonu'ndayız. Türkiye'de dünya şampiyonasının yapıldığı ilk stadyum. Dünya şampiyonasının. Dünya şampiyonası hangi yıldı? 2012'de yapıldı. 2023'te burada Avrupa şampiyonası var büyükler. Oraya hedefleniyoruz şu an. Öyle mi? Evet, orada bir iki tane sporcumuz var. Oraya yakınlar. Orada da inşallah final koşturmaya çalışacağız. Sevgili izleyenler, şu bilgiyi de paylaşalım. Ataköy'de şu an bulunduğumuz ne diyelim? Atletizm salonu diyelim. Tadilat yapılacakmış. Yani tamamen yıkıyorlar mı hocam? Yok, yoksa bir revizyon mu? Revizyon olacak. Pist yenilenecek. Yeniden bir yarışma için pistler yenilenecek. Tribün, havalandırma, her şey bir gözden geçirilecek. Ondan sonra da 2023'e hazırlanacak. Çok önemli. Gerçekten 2023 Avrupa Şampiyonası İstanbul'da yapılacak. Ataköy'de hocamın da ifade ettiği gibi Galatasaray'dan da sporcular orada altın madalya için savaşacaklar. Peki genel bir değerlendirme alalım hocam. Atletizm şubemiz neler yapıyor? Hangi disiplinlerde yer alıyoruz? Bununla birlikte önümüzde herhangi bir müsabaka, önemli yarışmalar var mı? Sizden bir genel çerçevede bir değerlendirme alayım ben. Şu an zaten biz Avrupa yakası bölümünün ben sorumlusuyum. Anadolu yakasında da çalışmalarımız devam ediyor. Orada da diğer Tunç hocamız var. Orada, Burhan Felek'te. Burhan Felek'te. Ben oraya gelmiştim. Evet, siz oraya gelmiştiniz. Orada çalışmalarımız devam ediyor. Genel anlamda biz Ekim ayında antrenmanlara başladık. Bunun sebebini merak ettim şu anda. İstanbul trafiği mi tamamen sebep? Yani orada yaşayanlar zorlanmasın, orada antrenman yapsın, burada yaşayanlar burada mı? Oradakiler de buraya geliyor antrenmana. Burası zaten herkes açık olduğu için hani onlar da buraya geliyor ama onların salonları kapalı, küçük bir bölümleri var, orada çalışıyorlar. Ama bu kadar büyük bir salon yok Türkiye'de. Bir tane de Bursa'ya yapıldı, yeni açıldı. Şu an genel çalışmalarımızı biz genelde kışın burada yapıyoruz. Aynen. Kıştan sonra da kapalı olduğu için. Kapalı olduğu için soğuk havalarda buradayız. Açık olduğundan dolayı oraya yazın daha çok gidiyoruz. Sakatlık riskimiz azalsın diye yani bir ay daha burada daha rahat antrenman yapıyoruz sonuçta. Çok yağış oluyor. Ekim ayında başladık biz çalışmalarımıza. Bizim sezonumuz öyle. Bir futbol gibi değil. Ekim ayında başladık. Mart ayında Balkan Şampiyonası ile kısmeti sezonu kapatacağız. Ondan sonra yaza hazırlanacağız. Mart'tan artık Mayıs ayına kadar yine çalışmalarımıza devam edeceğiz. O sefer Burhan Felek tarafında olacağız. Mart ayında Balkan Şampiyonası'na kısaca gidiyoruz. Evet. Katılacak sporcularımız var. Bir tane sporcumuz var biliyorsunuz. Demin konuştuk. Evet. Ali Eren. O Amerika'da. O gelemiyor. O Amerika'da. Hadi ya. Araştırma yapacak. Yarışmaların orada devam ediyor. Burada Oğuzhan Kaya var biliyorsunuz Avrupa şampiyonu olmuştu daha önce genç takımda. Şimdi onlar yine Balkan şampiyonasında Balkan şampiyonluğunu kovalayacaklar. Şu an çalışmalarımız iyi gidiyor. Hangi disiplinlerde varız? Bir de onları sayar mısınız bilmeyen izleyenlerimiz için? Şimdi şu an benim kendi branşım uzun atlama normalde. Ama sprint dalıyla da uğraşıyorum aynı zamanda. Şu an 400 metrecimiz var çalışmalarımızda. 400 metre, 60 metre, 100 metre, 200 metre ve yüksek atlama. Yüksek atlamacımızı yolcu ettik, eğitimine yolladık. Benim branşlarım bunlar. Ama hayır, Galatasaray'ın atletizm şubesinde sırıklı yüksek atlamamız var, gülle atma var, yüksek atlama var tabii. Bütün branşlardan sporcularımız var ama tabii hepsinin çalıştıkları yerler farklı.
İstanbul'dayız yani şehir dışında da sporcularımız var. Öyle mi? İstanbul'da olanlar az önce saydıklarınız saydıklarım mı? Benim onlar sprinterler. Bir de İzmir altyapımız var. Günün ortamızın olduğu bölüm var. Günde oraya gitmek lazım İzmir, aslında. Evet evet orada da çok iyi bir çalışma yapılıyor. Orada da antrenörlerimiz ve hocalarımız var. Mesela ben bunu bilmiyordum biliyor musunuz? Biliyorum, yani tanıyorsunuz. Galatasaray Atletizm Şubesi'nin İstanbul dışında, evet. İstanbul'da da şubemiz var yani İstanbul, bir nevi. İstanbul şubemiz zaten biziz. Evet. Altyapı olarak. İzmir'de var. İzmir'de var. Küçük başka mesafe için doğu bölgelerinde bazı sporcularımız var. Ama İzmir ile İstanbul arasında ana merkez. Ana merkez burası. İzmir'de bizim İzmir'de altyapı merkezimiz. Çünkü hava sıcaklıkları orada daha uygun. Çalışma olanakları biraz daha rahat. İstanbul gibi değil. Orada şu an çalışmalarımız devam ediyor. Orada da işte Kubilay Enç'ü oradan çıktı. İşte İsmail Nezir oradan çıktı. Yani iyi sporcularımız var. Bakalım bu sene işte bir iki tane sporcumuz dünya şampiyonasında yarışacak yazın. Gençler dünya şampiyonasına gidecekler. Onların hazırlıklarını ikinci dönem başlayacağız. Evet. Şimdi kısaca yani Balkan Şampiyonası ve Gençler Dünya Şampiyonası var. Madalya umudumuzla ilgili ne söylersiniz? Yani gerçekçi bir yaklaşımla söyleyeyim. Gerçekçi bir Balkan Şampiyonası zaten genelde madalyaları alıyoruz, topluyoruz. Hani orada iyi durumdayız. Ama tabii Dünya Şampiyonası dediniz ama Dünya Şampiyonası kolay değil. Kolay olmuyor ama olmama gibi şansı da yok. Mesela şöyle söyleyeyim. Geçen sene Ali 2.16 ile oraya gitti. 2.17 ile 3. olundu. Madalya alındı. Bravo. Yani evet. iyi bir çalışmayla bir de şans da yanında olduğu zaman Ali eğer her şey yolunda giderse madalya alır gözüyle bakıyorum. O da hani, onu da yaşayarak görüyoruz. Amerika'daki Ali'den bahsediyorsun. Evet Amerika'daki Ali'den bahsediyorum. Amerika'daki Ali zaten Amerikan tedrisatından da geçip muhakkak fayda sağlayacaktır. İnşallah orada çalışmaya ediyor. Devam evet, ediyor evet. Neticede bu adam. Tabii tabii yani şimdi buraya geldi bir 15 gün gördük. Yani performansı falan iyi sadece ufak tefek sakatlıklar oluyor herkeste olduğu gibi. Evet. Yani performansı daha iyi olacak diye düşünüyoruz. Yazın göreceğiz yani yarışmaları başladığı zaman. Ali'yi de söyleyelim. Ali yüksek atlamacımız. Amerika'da burs aldı. Burs aldığı için Amerika'da eğitim hayatını devam ettiriyor. Fakat spor yapmaya tabii ki devam ediyor. Galatasaray'ın sporcusu olarak hayır, devam ediyor. Evet. Hocam başarılar dileyelim. Ne diyelim? Sağ olun, Allah yolunuzu açık etsin. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi kimlerle konuşacağız? Şimdi yeni antrenörümüz benim sporcumdu. Onu yardımcı olarak yanımıza aldık. Bravo. Bana yardımcı oluyor. Hani ben çünkü hem A takımla çalıştığım evet. için altyapıdaki sporcularımızla da o ilgileniyor. Başarılar dileriz. Tamam, sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenlerimiz, röportajlarımız devam ediyor. Şevki hocamla birlikteyiz. Şevki Mamati, Koray hocamın yardımcısı. Ne zamandır görev alıyorsunuz? Ben bu sene Ekim ayında başladım. Antrenmanlara, sezona başladığımız zaman başladım. Aynı zamanda ben üniversite 3. sınıf öğrencisiyim. Marmara Üniversitesi Maşallah. Öğrencisiyim. Antrenörlük bölümü okuyorum. Koray hocayla birlikte de Galatasaray'ın hem eski sporcusu olduğum için, Koray hocanın yanında yetiştiğim için Koray Hoca'ya yardımcı antrenörlük yapmaya başladım altyapılardan sorumlu olarak. Heyecan dozun ne alemde sevgili hocam? Ya ben zaten küçük yaş gruplarıyla anlaşmayı seviyorum. Yetiştirmeyi de seviyorum. Yani severek yaptığım için ya başta biraz heyecanlandım ama şimdi yavaş yavaş oturmaya başladı her şey. Serde öğretmenlik, hocalık misyonu var demek. Evet yani ben gene... Yoksa yapılamaz, kolay değil. Evet, bu sene biraz daha böyle Koray Hoca'nın yanında resmileşti. Ama normalde de zaten ben Koray Hoca'ya yardımcı oluyordum. Hmm. Küçük yaştaki sporculara Koray Hoca'nın yanında yardım ediyordum. Sevgili hocam, sizin branşınız hangisi normalde ben sporcuyken? Ben 400 metre koşuyordum. 400 metre. Evet, hem 4x400 metre koşuyordum, 400 metre koşuyordum, 200 metre koşuyordum. Ya yani Balkan derecem var benim de. Öyle mi? Evet, ondan sonra işte yavaş yavaş antrenörlüğe kaymaya başladım. Yani biraz daha çok gençsin şu anda. Yaş kemale erdiği için mi böyle olmak zaruri bir hal alıyor? Şöyle ben... Yoksa sakatlık falan mı yaşadın? Yok, ben aynı zamanda okuduğum için daha erken yaşta öğrenmeye başlamak istedim. Şimdi antrenörlük bölümü dersi... Bir nevi sporu bıraktın çünkü yani. Evet, bir nevi bıraktım gibi. Antrenman yapıyorum ama bir nevi bıraktım. Aynı zamanda antrenörlük derslerimi sahada da uyarlamak için ben aynı zamanda erken zamanda başladım. Yani kendi isteğimle başladım. Yoksa başka bir sorun yoktu yani. Hayır, belki şöyle yani sporcuydun ve belki bir altın madalya derece alabilme şansın daha hala devam ediyordu. Evet. Ama sen antrenör olmayı, hoca olmayı tercih ettin. Evet. Yani radikal bir karar, onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Yok, kendi kararım yani hiç. Muhakkak. Evet yani bir problem yaşamadım. Yani şöyle aslında diyebilirim.
kendimin ileride örnek veriyorum Avrupa düzeyi, olimpiyat düzeyi, dünya düzeyi göremeyeceğimi düşündüm. Anladım. Yani çok rasyonel, akıllıca bir karar evet, vermiş. Yani en azından erken zamanda antrenörlüğe başlarsam belki ileride daha başarılı olabilirim. Erken yani küçük yaştaki sporcuları işte 8-10 sene sonra ben genç olduğum zamanda onları yetiştirmiş olurum diye düşündüm. Ne kadar güzel bir yaklaşım. Yani bunu görebilmek. İnsanlar çünkü kendisini dev aynasında görüyorlar maalesef ve belki de hiç ulaşamayacaktır. Tabii ki hedeflerin peşinde koşmak evet. önemli ama hiç ulaşamayacağın bir hedefin peşinde koşmak da doğru evet. değil. Sen diyorsun ki ya ben dünya şampiyonu olamayacağım. Olamayacakken neden bunun peşinden koşayım? Başka bir alanda kendimi geliştirmeyi evet. tercih ettim diyorsun. Bravo, tebrik ederim. Peki sağ içiyle sağ dışı arasındaki farkları nasıl özetlersin bize? Şöyle ben kendim antrenman yaparken ya ben 2012'den beri yapıyorum yani benim de 9 sene falan oldu. Şimdi erken zamanda başladığım için antrenörle daha iyi hissedebiliyorum. Şimdi mesela ben 400 koşarken hangi antrenmanda ne kadar zorlandığımı düşünebiliyordum. Empati yani. Empati şu an sporcuyla çok kolay bir şekilde empatik kurabiliyorum. Yani çünkü yeni bıraktığım için. Evet. O yüzden yani çok kolaylık sağladı bana. İşte okulda da olsun, derslerimde de olsun, sahada da olsun bir problem yaşamadım. Gayet iyi. Bravo, tebrik ederim. İnşallah yetiştirirsin hocam. İnşallah olimpiyatlarda madalya alacak İnşallah. Sporcular senin elinden geçerler. Senin için büyük bir kıvanç olur, büyük bir gurur kaynağı olur. Tebrik ederim, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Başarılar, sağ olasın. Röportajlarımız devam ediyor. Ozan Kaya ile birlikteyiz. Sevgili kardeşimi gözüm bir yerden ısırıyordu. Sordum eskiden bir röportaj yaptık mı diye. O da evet onayladı. Yanlış hatırlamıyormuşum. Röportajda yapmıştık. Ne zaman yaptık? 2019 yılında yaptık. 19 yılında. Evet. Burhan Felek'te. Yok şeyde yaptık. Stadyumda yaptık. Stadyumda mı yaptık? Evet stadyumda yaptık. Hayırdır inşallah. Avrupa şampiyonu olmuştuk biz. Öyle mi? Onun ardından. Vesileye bak. Evet vesileyle biz oraya gelmiştik. Siz de röportaj yapmıştık. Avrupa şampiyonu, sen Avrupa şampiyonu mu olmuştun Ozan? 4x400 takımımız. Kubilay Arkası. Takım halinde. Takım halinde. Bravo. Avrupa şampiyonu olmuştuk milli takımda İsveç'te, Boras'ta. O sayede röportaj yapmıştık stüdyoda. Bir Avrupa şampiyonuyla şu an birlikteyiz. Ama önemli olan geçmiş değil. Gelecek tabii ki. Bir Avrupa şampiyonluğu daha gelir mi? İnşallah şu an yazı hazırlanıyoruz daha çok. Çünkü dünya üniversite şampiyonası var, İslami oyunlar var, Akdeniz oyunları falan var. Dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası da var diğer yıllar. Ama önceliğimiz bu üçü şu anlık. Balkan şampiyonası da. Evet bu kışında Balkan şampiyonasında inşallah madalya istiyorum. İnşallah. O madalya çünkü ülkemi temsil etmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Zaten bir saniye geliştirmek için biz antrenmanlarımızı yapıyoruz. Tabii ki. Bir yıl boyunca sadece bir saniye geliştirmek için antrenman yapıyor. O sayede inşallah madalya almak istiyorum. Şimdi sevgili Ozan, 2023 yılında burada Avrupa şampiyonası varmış. Evet. Esas odak noktan orası mı? Yani temelde? Temel olarak evet. İlk hem kendi semtimde, kendi ilimde olduğu için 2023'te madalya için kovalayacağız arkadaşlarım. Ataköylü müsün? İstanbulluyum ama yakında Sen. Oturuyorum buraya. Aa çok güzel. Çünkü ailemin de izlemesini istiyorum o şampiyonada. Ve inşallah o şampiyonu kürsü alacağım. Sonraki de 2021 yılında kaçırdığımız olimpiyatı 2024'te telafi. Paris. Paris olimpiyatları hedefimiz. Başarılar dilerim. Gerçekten önünde iki tane çok büyük organizasyon. 2023 Avrupa burada. 2024 Paris. Başarılar dileyelim. Tabii şimdi ailenle birlikte 2023 Avrupa Şampiyonası'nda tribünlerde ailenin oturacağını söyledin. Evet. Ailenin seni izliyor olması veya izleyecek olması avantaj mı dezavantaj mı? Kişiden kişiye göre değişiyor bence bu ama benim için onları küçükten beri gurur yaşattığım için benim için bir avantaj. Çünkü onların orada olduğunu arkamda bir güç hissediyorum. Bu da bana motivasyon olarak geri dönüyor. İnşallah ya gerçekten düşünsene annenin babanın evet. için nasıl bir his olduğunu, nasıl bir duygu olduğunu. İnanılmaz bir durum ya. İnanılmaz çünkü onlar hep yurt dışında yarıştığımız için daha İstanbul'da, Türkiye'de daha öyle bir şampiyon olmadığı için o yüzden ilk defa görecek inşallah onlar. Bu Avrupa 2023'te yani buradakinde kota alman falan gerekiyor mu? Öyle bir kriter var mı? Var, kota almamız gerekiyor. Onun için çabalıyoruz. Yarışman kesin değil yani. Kesin değil. Şu an kimsenin kesin değil. Barajlar var. O 2023'ün kışına doğru herkes barajı geçmek zorunda. Allah sakatlık belası vermesin İnşallah. Sevgili Ozan.
ne diyeyim yani, başarılar dileyim. 4x4 gerçekten çok zor bir branş bence, disiplin. Kolay değil. Takımdaşlık da bir hayli önemli değil mi yani senin disiplininde? Evet, hem bireysel 400 metre var hem de bayrak da var ama bayrak bana göre daha zevkli ve daha zor ama. Daha zor. Çünkü en küçük bir kişinin, 4 kişinin yapacağı bir küçük hata bütün takımın mal oluyor. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Hem fiziksel hem de mental bağlamda odaklanabilmek gerekiyor değil mi? Evet. Hem çünkü psikolojik olarak bitkin ya da kötü çıkarsanız o yarışa, yani en küçük bir hata olan hemen gelir yani. O hata. Evet, gerçekten. Ya arkadaş, yani siz de o kadar nankör bir iş yapıyorsunuz ki. Ya düşünsene, bir sene, iki sene boyunca çalış hazırlan. 2 dakika için. Evet. 2 dakikalık bir performans ortaya koymak için 3 yıl, 4 yıl belki hazırlanıyorsunuz. Evet, çünkü bir de ben ilk adam çıkıyorum her zaman. İlk adam çıktığım için takozdan çıkıyoruz biz. Evet. Takozda erken çıkmada, bitirilemede de takım psikolojisi olabiliyor. Yani çok çok büyük bir stres içinde aslında oluyoruz. Kendini rahatlatman gerekiyor yani. Rahatlatmam. Çelik gibi olman gerekiyor. Evet, öyle olmam. Yarıştan önce de zaten motivasyon, hocalarımızla falan motivasyon konuşmaları yapıyoruz. Çünkü bizi... Psikolojik destek alıyor musunuz? Uzmandan. Evet, kamp, milli takım. Psikologdan alıyorsunuz. Evet, alıyoruz. Çünkü gerekli oluyor. Çünkü mesela ben bu yaşımda dünya şampiyonasına gittim geçen sene. Orada mesela almak zorunda kaldım. Çünkü hayatımda yarışacağım en büyük yarıştı. O yüzden büyük bir stres ve yük hissediyorum üstümde. Onu atmam için psikolojik destek aldım ben de. Çok önemli. Hatta bireysel mentorlarının bile olması lazım bence. Böyle bir imkan yok galiba ama. Ya biraz sıkıntılı bir durum o. Tamamen seninle yani. Yılın her günü, haftanın 5 günü seninle bir mentörün olması lazım aslında. Evet, maalesef daha biz oralara İşte gelemedik. Öyle olunca da Hüseyin Bolt'lar veya senin disiplinindeki bir numaralar böyle yetişiyor. Evet öyle. Yani aynı kategoride yarıştığımız adamlar o yarışta geçtiğimizde şu an bazıları çok çok iyi. Eli seviyeye gelebiliyorlar kolaylıkla. Çünkü imkanları daha çok bizden. Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Utku Görnaz'la birlikteyiz. Sevgili Utkucuğum, ilk defa röportaj yapıyoruz değil mi? Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Deplasmana geldik galiba. Evdesiniz. Evet, biz buradayız her gün. Bura gayet iyiymiş ama yani kapalı salon, sıcak, imkanlar da galiba gayet yerinde. Güzel değil mi? Yani çalışma şekliniz, ortamınız uygun bir hayli. Kesinlikle çok uygun. Hele kışın yağmur olduğunda, kar olduğunda biz burada sıcak bir şekilde çok daha rahat antrenman yapabiliyoruz. Yazında burada olmak zorunda değiliz. Açıkta da yapabiliyoruz her türlü. Kışın burası bizim için çok ideal bir yer. Sevgili Utku, senin disiplinin hangisiydi acaba? Ben de sprinterim. 100 metre. Sprinter. 100 metre. 100 metre. Evet. He. Az önceki arkadaşımız 400 metreydi. Evet, sen 100 metre. Evet, o zaman mesela şunu merak ediyorum. 400 metre ile 100 metre arasındaki farklar nelerdir mesela? Nasıl özetlersin? Ayrımları, birbirinden ayıran kriterleri nasıl özetlersin? Şöyle, 100 metre tabii 400 metreye göre daha kısa bir branş ve gücünüzü maksimal bir şekilde çıkıp kullanabiliyorsunuz. Ama 400 metrede bu mümkün değil. Yayman gerekiyor. Evet, evet. 400 metrede eğer tüm gücünüzle çıkarsanız son 100 metrede duvara çarpma denilen bir şeye karşılaşıyorsunuz. Nasıl yani? Koşamıyorsunuz, bildiğiniz kalıyorsunuz böyle duvara çarpmış gibi yani ve ayaklarınız enerjiyi gitmiyor. Enerjiyi tam anlamıyla pili bitiriyorsun ve gitmiyor. Evet, gitmiyor. Allah Allah. 100 metrede ise maksimal gücüyle çıktığınızda tam sona doğru denk geliyor böyle. Değil o yüzden mi? Evet, ona denk kalmıyorsunuz duvara çarpma dediğiniz şey. İnsan anatomisi de galiba sadece yani bütün enerjiyi bir anda harcamaya uygun değil. Tabii kesinlikle. O yüzden yani 200 metre de buna benzer bir şekilde. 200 metrede de tüm gücüne çıktığınızda duvara çarpabiliyorsunuz. Ama 200 metrede genelde insanlar %90 hızıyla gidiyor. Ama tüm gücünle yine çıksan, kondisyonun çok iyi olsa 400 metreyi çıkartırsın. Çok zor. Böyle bir şey mümkün değil. Elitler de mi bunu yapamıyor? Hayır. Maalesef yapamıyor kimse. O zaman doğru. Tüm gücünle çıksın zaman mesela 100 metreyi 10 saniye diyelim. 400 metreyi de 40 saniyede aşabilmen gerekir.
Ya öyle bir şey mümkün olmuyor. Mümkün değil işte yani. Evet, kesinlikle mümkün değil. Aynı seviyede koşamıyorsun. İmkansız. 100 metre, 200 aşamalı bir şekilde azalmaya başlıyor. Tabii, tabii, tabii. 100 metrede mesela 10 saniye koşan birisi 400 metrede genelde her bir 100 metreyi böyle bir 11 saniye, 12 saniye de geçiyor. Evet, ona göre denk geliyor. Evet. Kolay değil, gerçekten kolay değil. Zor bir iş yapıyorsunuz. Senin hedeflerinle ilgili sevgili Utku nasıl anlatırsın bize? Hayallerin nedir? Mesela önümüzdeki daha realite bağlamındaki hayallerin nedir? Onları da bir açar mısın bize acaba? Şu anda en kısa dönemdeki hedefim yani yazın olan dünya şampiyonasına ulaşmak. U20 yaş altı dünya şampiyonasına. Kolombiya'da bu yarış. Kolombiya'da? Evet, Kolombiya'da. Çok uzaklara gideceksin. Umarım giderim. Ama yeni bir yer göreceksin, yeni bir kültür göreceksin. Tabii, yeni bir kültür, yeni bir yer, evet. İşinizin de böyle bir avantajı var. Evet, ya elitler mesela benim yani elit bir sporcu olursam eğer en çok hoşuma gidecek şey farklı yerler görüp oraları gezip görmek. Seyahat et. Tabii ki. Kolombiya. Şansını ne düzeyde görüyorsun? İhtimal olduğunu kesinlikle düşünüyorum yani. Benim ilk önceliğim ama 100 metrede yarışmak. 100 metrede bireysel olarak yarışmak için belirli bir baraj derecesini geçmem gerekiyor. Tabii onu geçersem bir de 4x100 metre var. 4x100 metreye gireceğimi düşünüyorum. 100 metrede ihtimaller dahilinde olduğunu düşünüyorum. Şimdi sana sorduğum bu suali yanıtlarken mesela sizin spor öyle enteresan bir yapıya sahip ki evet orada çok iyiler, dünyanın en iyileri olsa bile senin odak noktanın bence birincilik olması gerekiyor. Yani hedefinin, hayalinin birincilik olması gerekiyor katiyen. Bunu gerçekleştirmek de kolay değil, onun da farkındayım ama hedef koyarken üçüncülük, dördüncülük diye hedef koymamalısın bence veya koymuyorsundur eminim. Birincilik diye hedef koyuyorsun, ha, oluyor olmuyor o ayrı konu. Ama tek sonuçlu bir spor olduğu için tek hedefinde bu olması lazım değil mi? Yanılıyor muyum? Kesinlikle yanılmıyorsunuz. Takım sporlarından çok farkı var. Yani bireysel olarak bir güç göstermeniz gerekiyor. Takım sporlarında bu sizin tek bireysel gücünüz önemli olmuyor. Elbette ilk hedefim birincilik kesinlikle. Ama ondan önce benim kişisel görüşüm öncelikle belirli bir hedefler ulaşıp daha sonradan sonraki hedeflerime ulaşmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu hedefler de süre basında hedefler. Tabii ki kesinlikle. 100 metre de gerçekten kolay değil. Bir de şimdi biliyorsun ki siyahi sporcular bu bağlamda çok daha avantajlı oluyorlar. Doğru mu? Evet. 100 metrede. Ya kesinlikle hatta doğru. Hatta hepsinde. Hepsinde genellikle oluyor yani. Maratonda falan da genelde, maratonda da genelde en kısa 100, en uzun maraton hepsinde ben siyahileri görüyorum. Şöyle genellikle öyle oluyor, haklısınız, bu fiziksel yapıdan kaynaklı, biyolojik yapımızdan kaynaklı. Sprintte genellikle böyle ama dediğim gibi genellikle mesela Ramil Guliyev gibi, yani kesinlikle kendisi. Ramil Guliyev tabii. Kesinlikle kendisi dünya şampiyonu bir sporcu ve yaptığı derecelerde bazı siyahi insanlar yapamıyor bunu. Evet. Ama atlama branşlarında böyle olmuyor genellikle. Mesela yüksek atlamada genellikle beyaz insanlar daha başarılı oluyor. Uzun atlamada da öyle olabiliyor. Enteresan. Değişiklik çok gösteriyor. Siyahilerin avantajı var gerçekten. Anatomik bağlamda avantajları var. Onu da değerlendiriyorlar. Başarılar dileyelim. Herkese başarılar dileyelim. İyi olan kazansın diyelim. En klişe tabir. Başarılar. Şimdi ise Volkan Erdoğan'la birlikteyiz. Sevgili Volkan da 60, 100 ve 200 metrede boy gösteren bir kardeşimiz. Sevgili dostum, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Neler bekliyorsun hayattan? Tabii ki de herkesin beklediği başarı, sağlık ve mutluluk. Ne güzel özetledin. Benim de öyle. Ortak noktamız budur. Başarı, huzur ve sağlık yani. Bir insanın hayattan bekleyeceği 3 tane argüman bence budur. Daha böyle somuta indirgeyecek olursak, daha böyle spesifik hayallerin, hedeflerin neler acaba? Tabii ki de. Olimpiyat desene. Tabii ki de her sporcunun hedefi olimpiyattır. Benimki de olimpiyattır. 2024 Paris. Çalışıyoruz. Antrenmanları hız kesmeden devam ediyoruz. Geçen sezonu çok güzel bir şekilde kapattık. Balkan şampiyonluğuyla kapattık. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim. 200 metrede çok güzel dereceler çıktı. Kulübüm adına çok güzel başarılar yakaladım. Kulübümü çok güzel temsil ettim ve mutluyum açıkçası. Bu sezonda hız kesmeden devam edeceğim. Sevgili dostum, bu armayı göğsünde taşımak nasıl bir his, nasıl bir duygu? Yani eşine, dostuna, çevrene Galatasaray'ın sporcusuyum dediğinde neler hissediyorsun? Tabii Galatasaray dünya çapında çok büyük bir kulüp. Tabii ki bu armanın ağırlığı aşırı da büyük. Ya Galatasaray denince her şey bir kenara bırakılır da artık his olur.
Artık kalpten gelir her şey. İyi ki Galatasaraylıyım, iyi ki Galatasaray'dayım. Çok duygulandın sanki, bak öyle hissettim şu anda. Tabii ki. Gözlerin dolar gibi. Galatasaray çünkü. Ya kelimelerin ifade edilemeyeceği bir şey. Sevgi, aşktır Galatasaray. Ne güzel özetledin, kesinlikle. Peki yurt dışına gittiğin zaman mesela bu armayı görenler muhakkak tanıyorlar. Senin için bir artı avantaj doğuruyor mu acaba? Evet. Veya yaklaşım biçimleri değişiyor mu? Evet, öyle. Çünkü Türkiye'de yurt dışında en tanınan takım Galatasaray'dır. Ne diyorsun? Tabii ki de öyle. Biliyoruz da ne bileyim, böyle duyunca senden bir hoşuma gitti yine. Galatasaray'dır. Yurt dışında. Yabancı sporculardan falan bahsediyorum. Tabii ki de, evet. Geliyorlar, muhabbet ediyoruz. Nasılsın, iyi misin gibisinden. Hangi takımlar geçtiği zaman Galatasaray denince Türkiye'nin en iyisidir diyorlar. Bilmiyorlar. Ve tanıyorlar yani, biliyorlar. Tabii ki de, evet. Sadece zaten bizi biliyorlar. Tabii ki de. Diğer kulüpleri bilmiyorlar. Tabii ki de. Türk kulüplerini biliyorlar ama en çok Galatasaray tanınıyor. Avrupa. Ne kadar? 2024'te Paris'te veya ondan önce şeyi sorayım. 2023 Avrupa'da senin yarışma ihtimalin ne? Şu anlık bir durumdan nasıl desem, hız kesmeden tabii her şey devam ediyoruz. Hedefli. Problem mi var? Antrenmanlarımız güzel giderken talihsiz bir kaza geçirdim. Küçük sakatlandın mı? Küçük bir sakatlığım var ama her şey güzel gidiyor. İnşallah şu iyileşirsin. An, evet, şu an kendimdeyim. İyiyim. Avrupa Şampiyonası'na inşallah hazırım ben de. İnşallah. Evet sevgili izleyenlerimiz, Ataköy'de Atletizm Şubemizin programını çekmekteyiz branş şeflerinde ve son röportajımızı gerçekleştireceğiz sevgili dostumla. Bir tanıyabilir miyiz seni? İsmim Erdoğan, soyadım Ceylan. Niğdeliyim. Niğdeli? Vay, Niğde. Niğde ile bir son dönemde yakınlığımız var biliyorsun. Evet, doğrudur. Niğde Futbol Kulübü ile bir yakın bir ilişkimiz var. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde okuyorum. Antrenörlük bölümü, birinci sınıfım. Daha bu sene okudum. Birinci sınıfsın. Evet, daha yeni başladık. Aslında yani bir mezuna kaldım. Aslında burslu musun? Evet. Güzel. Neden sordum? Çünkü sporcusun yani. Antrenörlük okuyorsan yani bir bunun avantajlarından yararlanman gerekiyor diye düşünüyorum. Evet tabii. Şimdi tabii okuldan okula fark var. Evet. Arkadaşlar, yani ben de aslında Marmara'yı denemiştim, Marmara Üniversitesi'ni. Olsun. Yani kısmet olmadı. Olsun canım sen. Önümüzdeki kişi girdi, ben giremedim. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Yani tabii bakalım. Yani ileride tabii her şey ya değişir. Marmara'da okumadın diye üzülmüşsündür belki ama düşünsene bir de sporculukla bunu telafi ettiğini. Ya tabii şimdi okullar arası yarışmalar var, üniversiteler arası. Evet. Mart'ın ilk çeyreğinde falan. Ben onu söylemedim ama. Ben Avrupa Şampiyonası'nı, ne bileyim, Balkan Şampiyonası'nı falan söyledim. Tabii önümüzde tabii Büyükler Balkan Şampiyonası. Okul yarışını ne yapayım yani? Tabii evet, önümüzdeki tabii Büyükler Balkan Şampiyonası var, onu hedefliyoruz. İşte bu 26 Şubat'ta Türkiye Şampiyonası olacak Büyüklerin. Bakalım yani orada bütün ne var ne o vereceğiz. Bir şeyler yapmaya çalışacağız, hedefimiz orası yani. Varıyor vereceksin, peki bunu gerçekliğe dökebilecek miyiz? Tabii iddialıyız, kararlıyız. Bravo. Yani şiaya tuttuğumuzu kopartırız gibi bir şey vardır ya, öyle bir şey. Şu önemli değil mi sevgili kardeşim? Bu inanca sahip olabilmek, bu ruha sahip olabilmek spor dallarında her biri için geçerli. Evet. Çok mühim yani, hayati önem taşıyan bir husus değil mi? Evet abi, çünkü yani her insanda olmayan bir şey bu. Azim. Hırslıyız yani. Yapacağız, başaracağız bunu. Evet. İnşallah ya, inşallah. Sakatlık belası yaşamazsınız inşallah. Bir şeyler yaparsınız diye tahmin ediyorum. Neden birincilik olmasın? Tabii. Neden gümüş olmasın? Niye bronz olmasın? İnanmak başarmanın yarısıdır diye boşuna söylememişler. Evet, olimpiyatlarla ilgili muhakkak hayalim vardır. Tabii her abi, sporcunun kimin, olduğu gibi. Kimin hayali değil? 2024'te nasıl söyleyeyim? Kendimize güveniyoruz gene ama... Beni bile şu anda var öyle bir, abi hani, tabirimi mazur görün, öyle bir gaza sahip mi şu anda deyim yerindeyse. Benim bile koşasım geldi yani. Tebrik ederim, beni ileride antrenörlük de yap. Tabii zaten hedefim, okulu okuyoruz. Motive konusunda çok iyisin bak, onu sana söyleyeyim. Abi arkadaşlarımız da mesela, biz kendimiz hep öyleyiz. Yarışa çıkmadan önce hadi oğlum yani şey yapıyoruz, o gazı veriyoruz, öyle koşuyoruz kendimiz. İtiyorsunuz yani. Evet, hepimiz kendimize birbirimize gazlayarak koşuyoruz yani bu takoza çıkmadan önce. Yani. Arkadaşından böyle bir destek almak, onun
çıkarken tam sırtını sıvazlaması, evet, bence o da çok önemli. Abi 60 metre yarışların mesela burada Koldrum denen bir bölge var. Evet. Oradan takozlara doğru gittiğim zaman daha önce röportaj yapan Volkan, Oğuzhan, Utku mesela orada izlerken beni hadi oğlum yaparsın falan başarırsın diye gazlayarak, ben buradan oraya bir gidişim var anlatamam size. Uçarak gidiyorsun. Uçarak gidiyorum, çok gazlı gidiyorum, öyle yerimde duramıyorum yani. Çok, o da senin fiziksel anlamda adrenalin salgılamanı, evet, sağlıyor ve yarışa tesir ediyor. Evet abi, yani birbirimizi hep böyle destekliyoruz. Her zaman destek verin yani. Arkadaşının kuyusunu kazmayacaksın. Arkadaşına, evet, her zaman destek vereceksin. Abi öyle bir yere varılamaz. Onun başarılı olması senin başarılı olman demek aslında. Evet, öyle. Hele takım sporu yaptığınızda takım o şey 4x100'ler vesaire. 4x100 bayrak takım mesela bu sene 2020'nin son işte zamanlarında Utku'yla Volkan'la biz bayrak takımında koşmuştuk 4x100. Orada bir üçüncülük elde ettik. Bravo. Öyle o sezonu bitirdik işte. Şimdi yeni sezon işte bu büyükler, büyük olduk Volkan'da biz. İlerideki sezonda bakalım bayrak takımlarında 100 metre 200 metre yarışlarında yani takıma girmeye çalışacağız tekrar. Senin tam branşın hangisi yani şimdi? Ben 60 metre koşuyorum. 100 60 metre. Bir de 200 koşuyorum. Hangisinde daha rahatsın? 60 hangisine metre. Hangisine yatkınsın? 60 metre. Yani. Sayı tercih ettim. Kısaca. Var ya sen. Abi şimdi şöyle bir şimdi şey. Kolayına kaçtın. Abi şimdi 100 metre de aslında yapılabilir ama 200 metrede mesela kişinin dayanıklılığına, kendi çok gücüne önemli göre değişiyor abi. Mesela buradan başlıyorsun. Şuraya kadar süper geliyorsun. Buradan sonra da bir şey oluyor sana. Vücudun bir kasılıyor yani, bir kilitleniyorsun böyle, değişik bir şey oluyor. Ama işte ona kondisyon demiyor muyuz? Kondisyon deniyor abi ama. Onun adı kondisyon. Abi her türlü yani oluyor gene ama işte tabii bunun üzerine gidiyoruz. Çok zor bir iş yapıyorsun, çok, farkındayım. Abi, bakma böyle söylediğim. Yani her sporun bir zorluğu vardır şuradan, ama bu farklı bir şey. Sevgili kardeşim, evet, ben şu an buradan bir sprint çıkmaya kalksam 20 metre. Yani bak, 20 metre sonra, evet, bayılırım. Dalağım şişer ve bayılırım. Yere yığılırım. Abi bu çok zor bir iş. Evet. Yani depara kalkmak gerçekten çok zor bir iş. 100 metreyi böyle son enerjiyle çıkartabilmek hatırı sayılır bir iş. Tabii abi, çok yani koşmak çok ayrı bir şey. Bambaşka. Evet. Hele 200 metreyi hayal dahi edemiyorum. Abi çok farklı ya. Bu yüzden sevgili kardeşimin 60 metreyi seçmesi veya öyle iyi hissetmesi daha iyi. Dürüstlüğünden dolayı da seni tebrik ederim. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim abi, sağ ol.